Size bugün mutajen ve kanserojenlerden ve bu maddelerin nasıl DNA hasarına sebep olduklarından bahsedeceğim. Ama öncelikle moleküler biyolojinin merkez dogmasını ve genetik bilginin hücrede DNA formunda nasıl saklandığını, RNA'ya nasıl kopyalandığını ve daha sonra da protein sentezi için nasıl kodlandığını tekrar etmekte fayda var. DNA'daki nükleotitler RNA'daki tamamlayıcı formlarına kopyalanır. Sonrasında kodon yani üçlü gruplar halinde okunan bu nükleotidler daha büyük bir proteinin belirli bir aminoasidin sentezlenmesi için kullanılır. DNA'daki nükleotidlerden biri mutasyona uğrarsa, mesela buradaki timin bazının adenin bazına dönüşmesi gibi bir durum meydana gelirse, bu Buradan kopyalanacak olan RNA dizilimi ve dolayısıyla sentezlenen proteini de etkiler. Bu yüzden de mutasyonları hücrenin DNA'sındaki anormal protein sentezine sebep olan hatalar olarak tanımlarız. Şimdi gelelim mutajen nedir sorusuna. Mutajen genetik mutasyonlara sebep olan herhangi bir kimyasal madde ya da fiziksel olaydır. Örneğin zehir gibi kimyasal maddeler ve UV ışını ya da radyasyon gibi fiziksel olaylar mutajen olarak kabul edilir. Mutajenleri ikiye ayırıyoruz. Buraya bir insan çiziyorum. Biraz zayıf bir kardeşimiz oldu ama idare edin. Mutajenler eğer bu insanın kendi vücudundan kaynaklıysa yani bu organizmada var olan bir mutajense bunlara endojen mutajenler deniyor. Yani on, onun kendinden içinden gelen Eksojen mutajenler ise adından anlaşılacağı gibi etkilenen organizmanın dışından başka bir deyişle içinde bulunduğu çevreden kaynaklanan mutajenlerdir. Kendinden değil de çevresinden kaynaklanan. Endojen mutajenleri örnek verecek olursak reaktif oksijen türleriyle başlayabiliriz. Bunlara kısaca rotlar diyoruz. ROT, rotlar. Rotlar oksidatif fosforilasyonda e, sırasında mitokondri tarafından üretilen doğal metabolitlerdir. Buraya zayıf arkadaşımızın biraz kilo alsın diye yemeğini mideye indirmeden önceki halini çiziyorum. Bu dostumuzun yediği yemeğin yıkımı sırasında mitokondrisi O2 nokta eksi yani süperoksit olarak adlandırdığımız ve aslında fazladan bir elektronu olan bir oksijen molekülünden başka bir şey olmayan ve hidrojen peroksit gibi birçok rot üretecektir. Reaktif oksijen türleri isimlerinden de anlaşılabileceği gibi oksijen içerirler ama DNA gibi hücrenin çeşitli bileşenlerine karşı da oldukça reaktiftirler. DNA ile olan reaksiyonları sonucu da hücrenin genetik koduna büyük hasar verebilirler. Bu hasarlardan biri çift sarmalın bozulması yani rotların DNA'nın çift sarmallı yapısını ikiye ayırmasıdır. Bu durum hücrenin DNA'sını büyük ölçüde değiştirdiği için de ortaya bir mutasyon çıkmış olur. Rotların sebep olduğu bir diğer mutasyon ise baz modifikasyonu. Bu nükleik asitler yer değiştirdiğinde ya da tamamen değiştiğinde ve sonucunda nokta mutasyonlar veya diğer türdeki mutasyonlar görülen bir modifikasyondur. İyi de hücre kendine zarar verecek bir şeyi neden üretiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Rotların hücrelere faydalı olan birkaç özelliği de bulunmakla birlikte hücrenin de rotların hasar vermesini engellemek için kullandıkları yöntemler bulunur. Ama rot seviyesi artıp da hücre bununla başa çıkamaz hale geldiğinde oksidatif stres adını verdiğimiz bir durum ortaya çıkar. Sağlığımız için iyi olan antioksidanlar rotların DNA'ya zarar vermesini engeller. Sırada eksojen mutajen örnekleri var. Bu sınıflandırmaya dahil olan birçok mutajen var ama ben özellikle ikisi üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle bir interkalatör yani araya giren molekül olan etidyum bromürden bahsedelim. Daha önce bir polimeraz zincir reaksiyonu deneyi yaptıysanız eğer bu maddeyi tanıyorsunuzdur. Etidyum bromür DNA'nın çift sarmallı yapısına karışıp kendini ipliklerin arasına sabitler. Bu interkalatörler DNA'ya eklendiklerinde DNA'nın yapısını deforme edip çok ciddi sorunlara yol açarlar. 5-bromo urasilin de aralarında olduğu baz analogları bir baz gibi görünür ama gerçek bir bazın davranacağı gibi davranmazlar. 5-bromo urasil urasilin bir analogudur ve ona çok benzer ama DNA'ya eklendiğinde iki formdan birini alarak şöyle yapalım. Keto formunda en iyi adeninle eşleşirken enol formunda da en iyi guaninle eşleşir. Organik kimya ile ilgileniyorsanız 5BU'nun Keto ve enol formları arasında devingen eş izlenme adında bir reaksiyonla geçiş sağladığını da biliyor olabilirsiniz. Bu baz analoglarının DNA mutasyonlarına nasıl sebep olduklarını anlamak çok da zor değil öyle değil mi? Son olarak bir de kanserojenlerden bahsetmek istiyorum. Kanserojenler mutajen olabilirler ama bu hepsinin mutajen olduğu anlamına gelmiyor. Kanserojenler kansere yani bir organizmadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünerek tümör adı verilen hücre kütleleri yaratmalarına sebep olur. Bazı kanserojenler kanserle sonuçlanacak DNA mutasyonlarına sebep olurken bazıları DNA'yı etkilemeden sadece hücrelerin bölünme hızını arttırır. Kanserojenlere örnek olarak da sigarada bulunan tütünü, bir izolasyon malzemesi olan asbesti ve UV radyasyonunu verebiliriz. Bu videoda neler öğrendiğimizi tekrarlamak ister misiniz? öncelikle mutajenlerin genetik mutasyon olasılığını arttıran kimyasal madde ya da fiziksel olaylar olduklarını öğrendik. Sonra da kansere sebep olabilen kanserojenlerin mutajenik olabilecekleri gibi mutajenik olmadıkları durumların olduğundan da bahsettik.